milli bünyede, yani millet oluşumunda meydana gelen bir takım sıkıntılar hiç şüphesiz şikayetçi olduğumuz bütün konuların kaynağını oluşturuyor. 6 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde Atatürk şimdiye kadar Batı ile Türkiye'nin ilişkileri hangi boyutta olduğu, nasıl seyrettiği fevkalade anlamlı bir şekilde özetledikten sonra diyor ki, muhterem efendiler, bizim 3 savunma vasıtamız var. Bu savunma vasıtalarımızın birisi milletin ta kendisi. İkincisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Üçüncüsü de silahlı evlatlarımızdan oluşturduğumuz ve düşmanın karşısında saf tutmuş olan ordumuzdur. Bunlardan birisi ve en önemlisi, asıl olanı doğrudan doğruya milletin kendisidir, bütünüdür. Diyor. Millet hayatı ve istiklali için kalbinde ve vicdanında tecelli eden istek ve amaçların gelişmesindeki metanet ve kuvvettir savunma vasıtamız. Millet bu deruni arzusunu ne kadar kuvvetli bir biçimde göstermeyi başarır ise ve bu vicdani arzusunu ve bu arzunun gerçekleşmesi için gerekli olan azim ve imanı göstermeye muvaffak olursa, düşmanlarımızın saldırılarına karşı o kadar kuvvetli bir savunma vasıtasına sahip olduğumuza kanaat getirebilir ve inanabiliriz. Ve efendiler, işte bu 3 savunma vasıtamızın oluşturduğu 2 cephe vardır. Biri dış cephe, yani askeri cephemiz, 2 iç cephe, yani millet cephemiz. İç cephe, yani asıl olan cephe, bütün milletin ve memleketin aynı fikir ve kanaatte olarak ve yek vücut olarak oluşturdukları cephedir. İç cephe. Ve kısaca ifade ettiği, bugün de yaşamakta olduğumuz, yaşayarak gördüğümüz, müşahede ettiğimiz şey, Osmanlı döneminde de, Cumhuriyet döneminde de bütün hücumlar, saldırılar bizim iç cephemizi sarsmaya, İç cephemizi yıkmaya dönük olarak yürütülmektedir. Görünen cephemizde, yani ordu cephesinde bazı sarsılmalar olabilir, ordu yenilebilir, çözülebilir. Ama bunlar İç cephenin sağlamlığı ölçüsünde süratle telafi edilebilir. Dış cephenin, ordu cephesinin sarsılması, çözülmesi, yenilmesi hiçbir zaman bir milleti ve bir memleketi mahvedemez. Bunun hiçbir önemi yoktur. Asıl önemli olan ve asıl ülkeyi temelinden yıkan ve halkını esir ettiren iç cephenin düşmesidir. İşte bu gerçeğe bizden çok vakıf olan düşmanlarımız, ki çok ilginçtir o yıllar için söyledi, işte bunu biraz bir iki daha katabilirsiniz, ki başta en aşağılık düşman olan İngiliz, İmparatorluğu efendim çözen, dağıtan, paramparça eden, adeta efendim canavar gibi imparatorluğu yiyen düşman, en aşağılık düşman diyor. Asıl cepheyi yıkmak için
yüzyıllardan beri mesai sarf etmektedirler. Bildiğiniz gibi bizim eski Osmanlı tabirimizle kale içeriden yıkılır. İşte düşmanlarımız bizi içimizden yıkmaya çalışıyorlar. Düşmanlarımızın bizce bilinebilen, bilinmeyen daha çok efendim vasıtaları vardır, zehirli teşebbüsleri vardır ve bunlar gerçekten de korkunçtur. Hiç şüphesiz iddia edebiliriz ki her birimizin, meclisi kastediyor tabii milletvekillerini artık ve önde gelenleri, her birimizin şahıslarına temas edebilecek mikroplara ve vasıtalara bile sahiptirler. Maalesef düşmanlarımız bu uğurda her türlü fedakarlığı göstermekten de çekinmiyorlar. Çünkü demin arz etmiştim, çünkü Türkiye'nin mahvı kendi hayatları ile karşılıklı bağlıdır. Çünkü sözlerinin başında diyordu ki, bütün bu gelişmeler, batıdaki gelişmeler Türkiye'nin, Osmanlı Devleti'nin gerilemesi ve çökmesiyle oldu. Güçlü, kuvvetli, kudretli bir Türkiye, yani bir Osmanlı Devleti olduğu müddetçe Avrupa'da bu gelişmelerin olması mümkün değildi. Onların gelişmesi bizim çöküşümüzle orantılı olarak oldu. Ve o nedenle kendi gelişmeleri için Türkiye'nin çökmesinde, Türkiye'nin parçalanmasında yarar gördüler. Onu ifade ediyor burada tekrar bir cümleyle. Dolayısıyla en çok önem verdikleri, önemle gözettikleri husus milli girişimleri içinden yıkmak. Türkiye'de milli teşebbüsleri içinden yıkmak ve iç cepheyi böylece yıkmak. Bu arada dikkat çeken olaylardan olduğu için arz edebilirim ki, o zaman yakındığı noktalardan bir diğeri, Güneydoğu cephemizde bir Kürdistan meselesi meydana getirmek ve oradaki masum halkın fikirlerini ve zihinlerini karıştırmak ve sakatlamak için ve milli birliği bozmak için her türlü teşebbüse kalkışmışlardır. Ya bugün geldiğimiz halde ortadadır. Yani şunları söylerken gerçekten de zannedersiniz ki bugünkü Türkiye'yi anlatıyor. Ve yine söylediği asıl ibret edilecek şey, aman Türkiye'yi ıslah etmek, Türkiye'yi medenileştirmek, Türkiye'yi demokratlaştırmak, Türkiye'de efendim insan haklarını yükseltmek, yüceltmek vesaire gibi bir takım bahanelerle asıl iç işlerimize sızdılar. Ve bunların tesiri altında kalmış olan bir takım beyinler, bilhassa o çok anlamlı bir ifadesi var. Her nasılsa bu milletin, bu devletin başına geçmiş olanlar, her türlü dersi Avrupalı'dan almak, Avrupalı ne diyorsa ona göre hareket etmek gibi bir yanlış zihniyete kapıldılar. Ve bu gide gide Türkiye'yi ve Türk milletini adeta yok sayılacak bir raddeye getirdi. Bunlara karşı ne kadar dikkatli olmaklığımız lazım gelir ise, işte onu hiçbir araçtan, vasıtadan efendim fedakarlık etmeden, feragat etmeden, her vasıtayla, her araçla, her yolla milli birliği ve beraberliği pekiştirmek, güçlendirmek, kuvvetlendirmek, millet efradına
millet olmanın ne demek olduğunu, milli birliğin ve beraberliğin ne demek olduğunu, milli menfaatlerin, milli ülkülerin ne demek olduğunu bıkmadan, usanmadan, yılmadan anlatmak. Ve asıl millete en başta kendi haysiyetini, kendi şerefini, dolayısıyla kendi istiklalini ve hürriyetini her zaman muhafaza etmeye muktedir olduğunu, bunlarsız da yaşamanın mümkün olmadığı hakikatini anlatmak. Çok enteresan bir sözü var. Ne zaman başladığı bilinmeyen zamanlardan beri, yani Türk tarihinin en eski zamanlarından beri, istiklalin şerefiyle yaşayan milletimiz, en feci bir çökmeyle son buluyor gibi görünmüşken, millet son buluyormuş gibi görünmüşken, ne zaman mütareke dönemi, Honduras mütarekesi ve sonrası parçalanmalar, bölünmeler, öyle bir şey görünmüşken, tutsaklık kaygısına karşı niye? Çünkü tutsak olursa millet, haysiyetle ve şerefle yaşamak hakkından mahrum kalacak. Bu tutsaklık kaygısına karşı evladını ayaklanmaya davet eden ecdat sesi kalplerimiz içinde yükseldi ve bizi bu son kurtuluş mücadelesine davet etti. Atalarımız davet etti bizi, tutsak olmayın, ayaklanın bu hale karşı. Mücadele edin. Doğrusu hakikaten ben bunu her söyledikçe böyle tüylerim diken diken oluyor, burnum sızlıyor. Ve buna büyük nutukta ısrarla işaret eder ve der ki temel prensip Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bunun için ise tam istiklal şarttır. Onu da sayıyor. Ne demek tam istiklal? İstiklal eten. İdari, mali, iktisadi, askeri, hukuki, kültürel, hulasa her bakımdan tam istiklal. Eğer bu saydıklarından birinde bile istiklaliniz yoksa, gerçek manada hiçbir konuda istiklaliniz yok demektir. O kadar önem veriyor. Haysiyetle, şerefle yaşayabilmenin tek şartı istiklal sahibi olmak. Ne kadar zengin ve bolluk içinde yaşarsa yaşasın, istiklali, yani bağımsızlığı yoksa bir milletin, o zaman medeni insanlık karşısında o millet ancak köle olarak, uşak olarak görülür ve uşak muamelesi görür. Oysa Türkiye, Türk'ün haysiyeti, şerefi çok yücedir, çok yüksektir. Böyle bir millet esir yaşamaktansa mahvolsun daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm. Parolaya böyle geliyor. Böyle getiriyor işi. Eğitim konusundaki amaçlarını da ortaya koyarken diyor ki, eğitim her şeyden evvel Türk'e haysiyetin, şerefin ne demek olduğunu, bunun için istiklal ve hürriyete sahip olarak yaşamanın ne demek olduğunu öğretmeli ve sonra eğitimden beklenen diğer hususlar. Herkesi cehaletten kurtarmak, aydın kılmak, herkesi medeni insanlar haline getirmek, medeni fertler haline getirmek ve herkesi 20. 21. çağdaş diyeceğiz artık, medeniyetin bütün değerlerini tanıyabilen, anlayabilen, kavrayabilen, yaşayabilen, yaşatabilen, o da yetmiyor. Aynı zamanda o değerleri üretebilen insanlar
ve öyle insanlardan müteşekkil bir millet meydana getirmek. Ve o konuda da biliyorsunuz yapmak istediklerini Cumhuriyet ilan edildikten sonraki safha için söylüyorum. İstiklal ve hürriyet kazanıldıktan sonraki safha için söylüyorum. Yapmak istediklerini iki cümleyle, iki vecizesiyle özetleyebiliriz. Bir taraftan diyordu ki, bilelim ki milli benliğini bulamayan milletler başka milletlere av olurlar. İkinci vecizesi de, medeniyet öyle bir ateştir ki ona bigane kalanları yakar mahveder. Yani bu milletin mensupları kendi milli benliklerini bilecekler. Onu öğrenecekler. Ona sahip çıkacaklar. Ona sıkı sıkıya sarılacaklar. Ve milli benlikten kopmadan dilinden, tarihinden, kültüründen, örfünden, geleneğinden taviz vermeden, aksine bunlara sıkı sıkıya sarılarak, bağlı kalarak muasır medeniyeti, çağdaş uygarlığı yakalayan, hatta onun da önüne geçen, onun da üstüne geçen, çıkan bir millet olacak. Ona 10. yıl nutkunda bir cümlede bir defa daha ifade eder ve der ki milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Niye acaba millet olarak biz muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkacağız dememiş de milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız demiş. Bir küçük belki izaha, yoruma ihtiyaç duyar diye arz ediyorum affınıza sığınarak. Değerli arkadaşlar, çünkü Atatürk için millet aynı kültürden olan insanlardan oluşan toplum idi. O halde o milli kültürü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak, o kültürün oluşturduğu milleti muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarmak demekti de onun için öyle kullandı. Demek ki iş milli kültür. Şimdi affınıza sığınarak arkadaşlar, zaman zaman yaşadığımız, şahitlik ettiğimiz bir hali arz etmek istiyorum. Türkiye'de işte bir takım görevler vesilesiyle bazı toplantılara ev sahipliği yaptık. Yahut yurt dışında bazı toplantılara gittik, başkalarının ev sahipliği yaptığı toplantılara. Böyle bilimsel toplantılar malum, kongreler, sempozyumlar, seminerler falan. Almanya'nın 5 ayrı üniversitesinden, 7 ayrı üniversitesinden 7 adam gelmiş. Fransa'dan öyle, İngiltere'den öyle, Rusya'dan öyle, Türk Cumhuriyetlerinden öyle. Biz ev sahibi olduğumuz zaman biz kalabalığız tabii. Bazen gelenlerin toplamından da daha kalabalığız. Diyoruz ki, 5 Alman, 7 Alman. Akşamları tabii biraz böyle günlük mesainin yorgunluğu da gitsin filan diye. Bir yemek, bir çay, bir kokteyl filan. 7 Alman. Ya hele gelin şuraya. Bize Alman halk türkülerinden bir şeyler söyleyin. Emin olun gıpta edersiniz, eğitilmiş koro gibi. Hiç aksamadan. Ya tabii, ya nasıl oyunlarınız var bu halk danslarınızdan filan örnekler?
folklor ekibi gibi. Her biri öyle. Türklere gelince aynı üniversitenkiler olsun, değişik üniversitelerden gelen olsun. Ya arkadaşlar el ele tutuşun şuradan bir oyun oynayın falan. Yok. Ya bir şarkı, türkü bir şey söyle yok. İstiklal Marşımız ve 10. yıl marşımızın birinci kıtasının dışında marş da yok. Ya bir şiir bizi coşturacak, bir şiir söyleyelim hep beraber. Yok. Ya nasıl aynı kültürden oluyoruz biz o zaman da, nasıl millet oluyoruz? Yani değerli Özkaya abim, benim de hocamdır. Çok iyi biliyorlar. Bizim eğitimimiz çarkından geçirdiği evlatlarımıza ilk 3 sınıfı, hadi ilk 5 sınıfı bir kenara bırakalım. Altı, yedi, sekiz eski ortaokul. Sonra 4 sınıfa çıkarıldı lise, 12. Pardon, bir 4 daha efendim 7 yıl. 7 yılın lise bitene kadarı kastediyorum. Her bir semestresinde Türkiye'deki bütün okullarda çocuklarımıza bir milli oyun, bir şiir, bir marş, bir halk türküsü ya da şarkısı, bir temsil, tiyatro ve benzeri bize bizliğimizi, kültürümüzü yaşatacak olan birer şey öğretse, 10 kalemde 7 sene 14 semestre onlardan 140 noktada benim evlatlarımı aynı kültürden olan insanlardan oluşan toplum haline getirecek, milletleştirecek. Milli bünyeyi daha doğrusu pekiştirecek, sağlamlaştıracak, öyle diyelim daha doğru olur. Peki siz şimdi Edirne Lisesi'nden 3 çocukla, Muğla Lisesi'nden 3 çocuğu el ele tutuşturup bir oyun oynatamıyorsanız, bir şarkı, türkü, şiir, marş söyletemiyorsanız, yahut da Hakkari Lisesi'nden 3 çocukla Edirne Lisesi'nden 3 çocuğu getirin bir araya. Bırakınız onu, Ankara'da aynı okulun çocuklarına yaptıramıyoruz bunu. O zaman ben nasıl aynı kültürden olan insanlardan oluşan topluma millet denir, hakikatine uygun halde milletimi eğitiyorum? Bunu yapmadığım için insanlarımı ve bazen çevrenin, bazen kitle iletişim araçlarının, bazen değişik mihraklardan kaynaklanan bir takım telkinlerin, cemaatlerin, tarikatların, aşiretlerin telkinlerine açık bıraktığım için duygular ayrı ayrı, düşünceler ayrı ayrı olmakta ve millet bütünlüğünü oluşturan milli bağlar dağılmakta, gevşemekte, çözülmektedir. Milli idrak, milli bilinç, ortak kültürel bilincin üzerine, yani milli kimlik, kültür kimliğinin üzerine oturmak mecburiyetindedir ve öyle olursa güçlü bir şekilde yaşar, devam eder, gider. Yoksa sıkıntılar boy boy karşımıza çıkar, çıktığı gibi bugün. Tevhid-i Tedrisat Kanunu
öğretimlerin birleştirilmesi, kelime kelime söyleyecek olursak. Mektep ayrı, medrese ayrı, misyoner okulları ayrı, azınlık okulları ayrı filan. Ve her birinin havası ayrı, programı ayrı, birbiriyle ilgisi olmadığı gibi Türklükle ilgi konusunda da belki bu modern usulde tarzda açılmış mektepleri, harbiyeleri, tıbbiyeleri istisna edecek olursak öbürlerin Türklükle de bir alakaları yok. Ve o yüzden arkadaşlar Tevhid-i Tedrisat Kanunu ki onun gerekçesi çok yayımlanmadığı için eğitimcilerimizin pek çoğu da maalesef o gerekçeyi okumadan yetişiyorlar. Gerekçe de şöyle diyorlar. Vasıf Çınar Bey ve 50 arkadaşı imzalamışlar gerekçeyi. Esbab-ı Mucibe layihası. Diyorlar ki bir devletin genel eğitim ve kültür, kültür de var. Politikalarında esas o devlete vücut veren, o devleti omuzlarında yücelten milletin fertleri arasında ortak duygular, ortak düşünceler ve dayanışma idealleri oluşturmaktır, teşkil etmektir. Batılı ülkeler bunu yaptılar ve bunun sonsuz yararlarını gördüler. Bu kanıtlanmış bir hakikattir, bir prensiptir, bir ilkedir. O nedenle Osmanlı da tanzimatla bu yola yönelmeye çalıştıysa da bunu başaramadığı gibi aksine mektep medrese bir ikilik de meydana getirdi. Ve bu ikilik milli bünyeye sonsuz zararlar verdi. Bir millet efradı esasları bir elden düzenlenmiş bir eğitim çarkından geçmelidirler. Neden? Çünkü iki ayrı tür eğitim uygularsanız iki ayrı tip insan yetiştirirsiniz. Ayrı tiplerde yetişmiş olan insanları da sağlıklı sağlam bir millet bünyesi haline getiremezsiniz. Nasıl getireceksiniz? Fikirler ayrı ayrı, düşünceler ayrı ayrı, efendim, duygular ayrı ayrı, idealler farklı farklı. Tıpkı bugün olduğu gibi. İki olmasın, iki farklı eğitim olmasın. Hadi biri misyoner okulları, azınlık okulları filan. Zaten o efendim tasfiye edilmesi lazım gelen bir hususta ama mektep medrese ikiliği olmasın. İstek buydu. Acaba bugün iki yerine 12 mi var, 22 mi var ayrı ayrı? 36. Öyle mi efendim? Buyurun. Demek ki 36 ayrı tip insan yetişiyor arkadaşlar. Alın bakalım o bundan sapasağlam bir milli bünye meydana getirir. Millet olmak idrakini bu şekilde eğitim programlarıyla ve kültür programlarıyla besler. Ve tekrar ediyorum, insanlarınızı aynı kültürden olan insanlar olmak itibariyle milletleştirirseniz, niye aynı kültürden, aynı kültürden hep diyoruz değerli arkadaşlar? Çok iyi bilirsiniz ki, benzer tutumlar, tavırlar, davranışlar, inançlar zamanla insanları birbirlerine benzeştiriyor. Aynı müzikle coşmak. Aynı oyunu oynamak. Aynı giyimden, kuşamdan, aynı mutfaktan, damak zevkinden zevk almak. Aynı örf, adet, gelenekleri yaşamak, yaşatmak. Aynı Allah'a kul olmak. Aynı secdeye birlikte baş koymak. Bayramları birlikte bütün örf adet gelenekleriyle coşkusuyla birlikte yaşamak. Düğünde dernekte bir ve beraber olmak. Bu insanları birbirine benzeştiriyor. Birbirleriyle kaynaştırıyor.
birbirleriyle aynılaştırıyor, yani milletleştiriyor. Bunu yapmıyorsanız eğitimle, kültürle, o zaman istediğiniz kadar her Allah'ın günü millet ve milliyetçilik nutku çekin havayadır. Ve nitekim bir gün benim Atatürk Yüksek Kurumu Başkanlığı yaptığım dönem, işte ikişer ay farkla efendim, Süleyman Demirel Bey'in Cumhurbaşkanlığı dönemine rastladı. O 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yaptı. Ben 7 yıl orada başkanlık yaptım. Bir konuda bunu konuşuyorken öyle dedi. Ya her Allah'ın günü milliyetçilik nutku söylemekle, millet olmak gereğine, gerçeğine işaret etmekle milliyetçilik olmuyor. Millet idrakine varılmıyor. O zaman ben kendilerine de efendim bunu eğitimle, kültürle hiç millet adı, milliyetçilik adı anmadan, milliyetçilik nutku çekmeden buyurun eğitim ve kültür politikalarımızla bizim dilimizi, tarihimizi, örfümüzü, geleneğimizi, kültürümüzü, bizi, inançlarımızı, bizi biz yapan ne kadar değerlerimiz varsa eğitim çarkından geçen çocuklarımıza hakkıyla bunları kazandıralım. O zaman bizim de hiç milliyetçilik nutku çekmemize ihtiyacımız kalmayacak. Batılı öyle yapıyor. Biz bunu yapamadık. Niçin? Bu niçini konusunda çok sağlıklı efendim bir şey söylemek belki mümkün olur, belki olmaz bilemiyorum ama Atatürk'ün yakındığı şeyler var ya, aklı batılıdan almak, Avrupalıdan almak. Avrupalı ne diyorsa onun dediğine göre hareket etmek. Canım bu Avrupalı o zaman kendi işine geleni bana söylüyor. Benim işime yarayanı bana söyler mi? Bakınız, bir küçücük misal ile bunu biraz daha açalım. Zaten konumuzun da bir ucu oraya gelmiş idi. Atatürk biliyorsunuz der ki, bizde ruhbanlık yoktur. O Hristiyanlıkta var. Nedir ruhbanlık? Bir takım insanların, orada kilise mensuplarının, adeta kendilerini yeryüzünde Allah'ın birer vekili gibi, temsilcileri gibi görüp insanların inançları, vicdanları üzerine tahakküm etmeleri, ambargo koymaları ve onları sömürmeleri. İslam insanlığı bundan kurtarmak için geldi. Ve gelir gelmez la ruhbaniyete fil İslam, İslam'da ruhbanlık yoktur dedi. Hem hiyerarşisi yok, hem asıl insanların inançları, vicdanları üzerine sömürü, tahakküm kurmak diye bir, bu batıl şey. Hristiyanlığın batıllarından insanlığı düze çıkarmak, aydınlığa çıkarmak için, Kur'an'ın nuruna, ışığına kavuşturmak için geldi İslam. Ve bakınız orada İslam'ın da Kur'an'ın da adeta anahtarı mesabesinde olan bir İhlas suremiz var. Anadolu insanımız mı genelde İhlas mı İhlas bilmez, ya Kulhü der ki ya Gülfü der kendi telaffuzuna göre. Yarada ne diyoruz? Estağfirullah. Kul Huve Allahu Ahad. De ki o Allah birdir. Allahu Samed. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Lem yelid ve lem yulad. Doğmamıştır. Bir varlık tarafından doğurulmamıştır. Bazen doğurmamıştır diyorlar yanlış olarak. Doğmamıştır, doğurulmamıştır.
velem yekun lehu, bir eşi menendi benzeri yoktur. Kufuvan ahad, bakın, kul huvallahu ahad, kufuvan ahad. Ahad başladı, ahad bitti. Allah'ın varlığı ve birliği, İslam'ın özü de bu değil mi? Cenab-ı Rabbül Alemin kendi varlığını, birliğini bildirirken diyor ki, birileri Hazreti İsa'yı da Allah olarak gördüler ama o Meryem tarafından doğurulmuş bir insan, insandan Allah olur mu? Bundan düzeltiyor. İki, orada da kalmadınız, baba dediniz, oğul dediniz, kutsal ruh dediniz, Trinite, ekanimi selase, efendim, eskiler öyle derlerdi. Yani üçlediniz bu işi. Allah birdir, birdir, birdir. Ve Rabbül Alemin'dir. Baba maba değildir. Bakın filmlerimize bazen efendim, tiyatrolarımıza bilmem ne filan çocuklarımıza günah ediyoruz. Allah baba. Hayır, haşa. Bunlardan insanlığı kurtarmak için geldi. De ki efendim o Allah birdir. Böyle başlıyor. Gavur bile İslam hakkında efendim Hazreti Peygamber hakkında eser yazarken şimdi onun temel düşüncesi, inancı özür dilerim, düşüncesi değil, temel inancı Allah'ın bir olduğu noktasındadır ve Hristiyanlıktan ayrıldığı temel noktalardan biri de budur diyor. 19. yüzyılın büyük devlet ve büyük efendim din bilgini, büyük devlet adamı, büyük din bilgini, büyük tarih bilgini Ahmet Cevdet Paşa bir yabancı Hristiyanlığı anlatırken der ki, özür dilerim, çok özür dilerim. Hristiyana İslam'ı anlatırken der ki, İslam'ın özü aslında iki sözden ibarettir diyor. O sözden birisi Arapça La ilahe illallah tır ki manası Allah'tan başka ilah, Allah'tan başka yaratıcı güç yoktur ve Allah yeganedir, birdir demektir. İkinci sözde Muhammedun Resulullah demektir ki o da efendim Hazreti Muhammed'in onun peygamberi, elçisi olduğunu efendim insanlara öğretir, kabul ettirir. Bunu kabul etmeyenler de reddeder. Devam eder. Der ki, Hristiyanlar, siz Hristiyanlar müşrik olmadığınız için aslında sizinle aramızdaki ihtilafın ancak bu ikinci cümlede olması lazım gelir. Hazreti Peygamber'in peygamberliği noktasında sadece ihtilafımız olması lazım gelir. Ancak, devam ediyor, siz Hristiyanlar ve şu İznik Konsili'nde, 325 İznik Konsili'nde oylamaya müracaat ettiniz ve oy çokluğu ile baba, oğul ve kutsal ruhtan oluşan bir üçlü esası benimsediğiniz için birinci cümlede de aramızda ihtilaf meydana geldi. Yani müşrik oldunuz o noktadan itibaren, o andan itibaren. Allah'a eş koştunuz. Ortak koştunuz. Orada bir de güzel ders veriyor muhatabına. Diyor ki, akıl ile, ilim ile ve inanç ile halledilmesi lazım gelen noktalarda bir konuda, hem esaslı bir konuda
oya başvurmuş olmasına, olmanıza hayretler ederiz. Çünkü oy çokluğu, tecrübe çokluğu demektir ki, bu ancak siyasi işlerde, sosyal işlerde filan olur. Ama akıl ile halledilmesi lazım gelen bir meselede oya müracaat ederseniz, öyle güzel şey söylemiş kendinde Sayın Bakanım, budalaların sayısı akıllılardan her zaman fazla olduğu için budalaların oyu galip geldi ve Trinite'yi kabul ettiniz diyor. Buradan nereye geleceğim? Şimdi bizde birileri Batı'nın emrinde İslam'ı efendim bu millete telkin etmeye çalışan birileri şimdi diyorlar ki canım Amentü'nün esaslarında aramızda ne fark var? Aramızda bir fark yok. Amentü'de birliğimiz var diyorlar. Birliğimiz var diyorlar. Şimdi arkadaşlar bakalım biz ne diyoruz? Amentü billahi. Allah'a iman ettim. İsen baba, oğul ve kutsal ruha iman etmişim. Ne benzerliğimiz var? Ve melaiketihi diyor. Onlar bazı meleklere inanıyorlar doğru. Hangilerine inanırlar, hangilerine inanmazları ben doğrusu çok net bilmiyorum. Şimdi onun için o konuda bir şey söylemeyeceğim. Ve kütübihi. Öyle mi? Kitaplarına, Allah'ın kitaplarına iman ettim. Hristiyan sen Kur'an diye bir kutsal kitabın varlığını reddediyorsun ben. Nasıl Amentü'nün esaslarında seninle birim ortağım? Ve Rusulihi ve peygamberlerine iman ettim. Sen benim peygamberimin peygamberliğini kabul etmiyorsun. Amentü'de ben seninle nasıl ortak olabilirim? Ama şimdi bu laflar üzerine ne bileyim ya cuma hutbelerinde ya çeşitli efendim mübarek geceler, bayramlar vesaire dolayısıyla Ramazan dolayısıyla iftara doğru programları filan. Benim diyanetim de bu konuda yeteri kadar bilgisi olmayan cahil insanımı uyarmıyor, bilgilendirmiyor, ikaz etmiyor, aydınlatmıyor. Buraya nereden geldik? Ruhbanlık yok diyor Atatürk bizde. Hepimiz eşitiz. Dinimizin, diyanetimizin, imanımızın icabatını, gereklerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Bunun için herkes bir yere muhtaçtır. Orası da mekteptir. Nedene şimdi gene cevaplardan biri, bu geniş çünkü niçin neden, cevaplardan bir boyutu, Atatürk'ün ölümünden birkaç zaman sonra hemen benim gibi birileri, içinizde benim gibiler var onları tenzih ederek ben kendi üstüme alıyorum. Yok arkadaş. Laik Cumhuriyet'in mekteplerinde din dersi olamaz dediler. Onlar hala diyorlar. Nerede olur? Yahu laik Amerika, laik İngiltere, laik Fransa, laik Almanya bunu nerede nasıl öğretiyorsa bu sadece mektepte olmaz deyip sokağa sürme milleti. Efendilerin, hazretlerin, dergahların, tarikatların, cemaatların kucağına niçin sürüyorsun sorumsuzca 70 milyonu? Kendisine vücut vermiş olan bir milleti bu kadar sorumsuzca sokağa süren bir devlet idaresi olabilir mi? Kardeşim mektepte olmuyorsa olacak yerini bulacaksın. Kim nasıl bulmuşsa sen de bulacaksın. Ve sokağa mahkum etmeyeceksin bu insanı. Sokağa mahkum ettiğin için Türkiye efendim yericilik, yobazlık batağına battı. Onun için bu kadar cemaatçılık, tarikatçılık efendim aldı, yürüdü gitti. Ha ne oldu ama neticesi? İnsanları bir takım yerlere bağladınız değil mi?
oraya kul köle haline getirdiniz. İnancını da, vicdanını da, cebini de sömürtür hale düşürdünüz mü insanımı? Evet, sömürüyorlar. Bu yetmedi. Onlar hazır oy depoları haline getirildi ve oyları sömürülür oldu. Ve işte o oylar arkadaşlar. Dışarıdan içeriden bir takım manipülasyonlar ile hangi istikamete yönlendirilmek hesaplarına geliyor ise oralara yönlendiriliyor. Sandıklara o oylar öyle giriyor ve o oylar neticesinde benim başıma kim getirilmek isteniyorsa öyle getiriliyor. Noktaya getirilmiştir iş. Nedeni? Nedeninin bir büyük boyutu, bir büyük yanı budur. Cemaatçılık, tarikatçılık, efendicilik, hazretçilik, dergahçılık niçin bu kadar körüklendi, bu kadar alabildiğine gitti? Ve şimdi o yolla efendim oluşmuş olan bir ortamda ne iktidarın, o herhalde işine gelmez, ne öbürlerin muhalefetin, ya bu cumhuriyeti kuran iradenin Atatürk başta olmak üzere belirttiği gibi, gelin biz evlatlarımıza dinimi, beni İslam ile ilgili bir takım hakikatleri mekteplerde öğretelim diyen birini görüyor musunuz, duyuyor musunuz, duyanınız varsa beri gelsin. Ya o zaman mektepte, medresede bu insanlara dinleriyle ihtiyaç duydukları dini bilgileri verme, bunu öğrenmek için sokağa muhtaç kıl, sokağa mahkum et. Başımıza başka ne hal gelebilir ki bugünkü halden başka? Yandan sonra da Allah nasıl bu hallere düştü bu ülke, bu millet? Nasıl bu halden kurtulur bu millet? Düşünün durun, ben düşürüldüğü hal neyse onu şeyini ortadan kaldırırsınız, milleti de oradan kurtarırsınız. Tabii biraz zorlanırsınız çünkü Atalan Üsküdar'ı geçti ya da köprünün altından şu kadar sular geçti filan, elbette yeni bir nesli eğitip yetiştireceksiniz filan da ondan sonrası öyle gelecek filan sıkıntılara. Burada hemen sözle söylenir gibi çok kolayca olan işler değil ama olacak yol odur. Olması gereken yol odur. Yok, layık cumhuriyetin mektebinde din dersi olmaz. İleride Fethullah Mektebi'nde olsun, Cübbeli Mektebi'nde olsun, Cübbesiz Mektebi'nde olsun. Bu demek. Ve bunu aydın insanlar söylediler ya. Hala söylüyorlar. Ama ben onlara, sözüm ona aydın diyorum. Sözüm ona layık. İnsanların, geniş kitlenin dini, bilgi ihtiyacını göz ardı ederek, ona sırt vererek laikliğin korunacağını, çağdaşlığın korunacağını zanneden insanlar bunlar. Değerli arkadaşlar, şimdi bizim kültürümüzün omurgalarından yahut da millet haline bizi getiren omurgalardan biri bu din ve inançlarımız, öyle mi? İkisi milli kültürümüz, milli kimliğimiz, benliğimiz, millet olmak idrakimiz. Bunun ikisini de insanlarına verme, ikisinde de insanlarını sokağa mahkum bırak. Bu şu kitle iletişim araçları bilmem ne dediğimiz şeylerin efendim bilmem bir zamanlar ne vardı bu Brezilya dizileri mi diyorduk bakanım. Evet. Sanki bizimkiler ondan bin beter geldi. Onlara mahkum bırak, efendim, dini konuda ihtiyaç duydukları bilgileri hala işte belli mihraklardan, belli kanallardan falan insanların öğrenir halde kalsınlar. Sır dizileri. Sır dizileri.
ve efendim o sır dizilerinden numuneler. Bir bakıyorsunuz Noel Baba'nın bu hikayelerde çocuklara yılbaşı gecesi getirip hediye bıraktıkları gibi çocuğum efendim peygamberimize yalvarıyor, ben bir çift kırmızı pabuç istiyor, Allah efendim Hızır Aleyhisselam'ın tarif edilen atı gibi bir beyaz ata, beyaz elbiselere bürünmüş peygamberim bir gece getiriyor, o çocuğa bir çift kırmızı pabuç bırakıyor. Dizi bu, benim dizilerim. Yani o malum şeyleri satan kanallardaki dizilerden biri. Yahut da gidiyor bir anneanne, bir torun cin gibi bir çocuğun elinden tutmuş, bir parktan geçerken orada bir şey efendim afiş, kutlu doğum haftası. Bir çocuk ilkokul 1'e 2'ye gidiyor filan. Aa anneanne, peygamberimizin doğum haftasıymış filan. He evladım, peygamberimiz, bizim peygamberimiz öyle mübarek, öyle bir kutlu varlıktır ki o efendim elle tutulmaz, gözle görülmez, nerede anarsan oradadır, insanlar sıkışıp da ondan yardım isterlerse Cenab-ı Rabbül Alemini kendince efendim tarif eder gibi peygamber tarif ediyor. Niye? Benimki de bir boyutuyla haşa Allah'laşsın ki Hazreti İsa ile efendim paralellik kurulurken sıkıntı çekilmesin filan. Bunlar yapılıyor. Dolayısıyla değerli arkadaşlarım, milli bünyeyi çözüp gevşeten bir tavır, bir gidişat. İnançlar konusunda efendim af buyurun insanımı sürdüm çayıra Mevlam kayıra tarzında sokağa süren, sokağa efendim muhtaç eden, mahkum eden bir tavır, bir anlayış. İşte ideolojik bozulma mı arıyorsunuz? Bölücü bozulma mı arıyorsunuz? Ama milli birlik, kimlik idrakinde insanlarınızı birleştirmezseniz yerine de aşiretçilik gelir. Bu getiriliyor. Üveysayın başvekil de işte Almanların bizde yapmış olduğu çalışmalardan söz ederek efendim Türkiye'de şu kadar ettik grup vardır der. Türk'te bir alt kimlik adıdır der. Şu kadar alt kimlik var. 50 kişilik, 150 kişilik, 250 kişilik filan da dahil. Efendim. Alt kimlikler peşinde koşulur. Bir zamanlar bunun Türk televizyonlarında bir Amerikan dizisi oynamıştı. The Roots, kökler diye bizde oynadı. Herkes kök aramaya koyuldu. Şartlar oraya teşvik ediyor insanları. Gidin kökünüzü arayın filan. O zaman millet bünyesi zaafa uğruyor. Milli birlik ve beraberlik duyguları eskiyor, dağılıyor, çürüyor. Aşiretçilik onun yerine ikame ediliyor. Dini konuda cemaatçılık, tarikatçılık öyle getiriliyor. Hulasa milli bünyeyi kemirici, yıkıcı, yıpratıcı, ideolojik, kültürel ya da etnik her türlü olumsuz gelişmeyi besleyecek, destekleyecek, onların neşvi nema bulmasına adeta hizmet edecek bir zemini hazırlamış oluyorsunuz. Cumhuriyeti kuranlar zaten üç aşağı beş yukarı böyle bir zemin bulmuşlar ve oradan çıkararak bu ülke insanına milli kimlik, kişilik, benlik, milli bilinç, milli idrak kazandırmak için bildiğiniz dil inkılabı, tarih inkılabı, kültürün hemen her konusunda meydana getirilen atılımlar, kılık kıyafetinden, soyadı kanunundan, tekke ve zaviyeler meselesinden bir dizi uygulama ile
Hele bir millet olun, millet olmak bilincine, idrakine gelin. Ey insanlar, ey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran vatandaşlar denildi. Ve doğrusunu söylemek lazım gelir ise, bugün artık çok ileri yaşta konuma gelmiş olan Cumhuriyet'in ilk ve ikinci kuşak aydınlarında Cumhuriyet bunlar üzerinde fevkalade muvaffak olmuş bir uygulama, bir örnek verdi. Neden? Çünkü arkadaşlar çok iyi biliyoruz ki hepimiz sistemlerin, modellerin muhafazası, korunması yasalarla değil kafalarla olur. Cumhuriyetin millet olmak, milli idrak sahibi olmak, kişilik, kimlik, benlik sahibi olmak doğrultusunda uygulamaya geçirdiği her şeyi kafalarına ve gönüllerine, yüreklerine sindiren, onları hayatlarının vazgeçilmezi sayan, onları yaşamayı ve onları yaşatmayı ideal haline getirmiş olan insanlar yetiştirmek, sosyalleşme süreci dediğimiz eğitim onun en büyük boyutu. Yani bir insanı sıfırdan alıp adeta o milletin bütün özelliklerine, niteliklerine sahip bir insan haline getirmek, bunlarla olur idi, bunlarla olmak lazım gelirdi. Bunlar bitmiş, efendim, sadece bilgi, eğitim yok, efendim, terbiye, eğitim, terbiye de demekti. Mecdet abinin yanında ben onları söylemekten sıkılıyorum. Efendim, talim ve terbiye, öğretmek ve eğitmek, terbiye kısmı, yani eğitmek kısmı gitmiş, öğretmek kısmı kalmış, işte bir takım bilgiler filan veriliyor. Benim kültürüm neydi? Efendim, benim kimliğim neydi? Benim milli bünyemin gerekleri, icabatı nelerdir? Bunlara dair doğrusu eğitim programlarımıza baktığımızda çok şey göremiyoruz. Hülasa arkadaşlar, milli bünyemizde bir takım sarsıntıların, sıkıntıların meydana gelmesinin ana nedeni, deyim yerindeyse, sivrisineklerin ürediği bataklığın meydana gelmiş, getirilmiş olması. Sivrisineklerle mücadelenin en iyi yolu nasıl bataklığı kurutmak ise, bu sıkıntıları ortadan kaldırmanın, gidermenin de yegane yolu eğitim ve kültür politikalarımız ile millete dinini, diyanetini de o kültürün ona unsurlarından biri dedik. Efendim, kendisine millet yapan diğer ögeler dilidir, tarihidir, geleneğidir, efendim örfüdür, adetidir, ananesidir. Bunları eğitim ve kültür politikalarıyla millete bütün çağdaş medeni milletler nasıl ve hangi vasıtalarla, hangi boyutta, hangi ölçütlerde öğretiyorlar ise Amerika'yı yeniden keşfetmeye ihtiyacımız yok. O milletler gözümüzün önünde, programları da ortada. O şekilde programlarla milli bünyemizi yeniden pekiştirmek, yeniden sağlamlaştırmak, yeniden dimdik bir kaya gibi ayakta durur hale getirmek ihtiyacımız var. O hale geldiğimiz zaman, demin verdiğim örnekle gene bağlayacak olursak, bir Hakkari'li çocuğumuz, bir Edirne'li çocuğumuz, bir efendim Ardahanlı çocuğumuz, bir Muğla'lı çocuğumuz, bunları el ele tutuşturup aynı oyunu oynatır, aynı şarkıyı, türküyü, şiiri, marşı söyletir hale geldiğimiz an sıkıntılarımız herhalde kalmayacak ya da en aza indirilmiş olacaktır diye düşünüyorum. Tabii konu çok boyutlu, çok geniş bir konu. Bir saat içerisinde
ve onu bütün detayıyla ortaya koymak mümkün değil. Ama hiç olmazsa bundan sonraki sohbet kısmına ya da soru cevap kısmına, daha doğrusu fikir alışverişi kısmına vesile olsun için böyle bir özetleme sunayım istedim. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Şat hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Güzel örneklerle bize meseleyi güzel izah etti. Demek ki milli kültür milleti meydana getiren kurum budur. Burada eğer bir çürük, çözülme, zaaf olursa bu hayatın her alanında bize ağır faturalarla geliyor. Ben 2 sene önce İstanbul'da Harp Akademilerinin senede bir defa yapıldığı uluslararası sempozyum, o senede terörizm ve barış vesaire gibi bir konuydu. Davet dedim, gittim, dinledim. Bir Japon profesör, bir hanım, genç de görünüyor ama çok bilgili. Bizim bölgemizi incelemiş, terörizmi, burada olup bitenleri vesaire, Orta Doğu'yu. Uzun uzun anlattı. Hakikaten Türkiye'yi de, Irak'ı da, İran'ı da, bilmem işte Filistin'i de, Suriye'yi, hepsini çok iyi biliyor. Çok iyi incelemiş. Tam bir bilim adamı kafası var. Getirdi, sonunda bir cümleye bağladı. Hocamızın da söylediği şey oldu, ondan birleştirmek istiyorum. Türkiye'nin bir tek problemi vardır. O da kimlik çözülmesi. Bunu düzeltirse Türkiye bu bölgenin de dünyanın da büyük gücü olur. Fakat bu bir cümleyle söylediğim iş kolay bir iş değildir. Çok uğraşması ve onun üzerine yoğunlaşması lazım. Kimlik dediğimiz şey de işte kültürün bizde doğurduğu şuur. Bizi bir milletten yapacak, bir milletten olma duygusunu bizden meydana getirecek olan milli kültür, milli manevi kültür. Milliyet, hepsi de aynı kapıya çıkıyor. Bu kimlik meselesi üzerinde çok durmamız lazım ve Türkiye'nin maalesef uzun yıllardan bu yana Milli Eğitim'den gelen, Kültür Bakanlığı'ndan gelen veya topyekun faaliyetlerinden meydana gelen kendimize yabancılaşma, başkalarına benzeme ve tarih şuurundan mahrum olma gibi bir takım duygular veya eğitimler bizi buraya getirdi. Şimdi Sayın Hocamız bu Hristiyanlıkla Müslümanlıkta ki farkın bir peygamber meselesi, bizim dinimizin peygamberinin kabul edilmeyişi, bir de teslis dediğimiz üçlü bir Allah inancının olduğunu söyledi. Genel yapım bu ama Hristiyanlarda tek Rab, tek Allah inancında olanlar da var. Ama bizimki gibi değil o da. Onun da muhtevası bizim Allah anlayışımıza benzemez. Allah'ın şekli şemali var. Zaten ne diyor? İnsanı kendi suretinde yarattı diyor. Ağzı, kulağı, gözü var, acıkıyor, susuyor vesaire. Bizim dinimizde şekli yok, mekanı yok. Her yer hazır. Zamandan münezzeh. Dolayısıyla orada da bir birliğimiz yok. Bir de bu diyalogçular diyorlar ki, bu peygamber meselesini fazla ileri çıkartmazsak, Allah konusunda veya Rab konusunda bir birlik var. Oradan bir diyalog, hayır orada da yok. Orada da yok. Çünkü işin özü de orası. Kaldı ki, değerli bakan, bu diyalog konusundaki ifade buyurdunuz. Arkadaşlar, diyalog insanlar arasında olur, milletler arasında olur. Evet. Bazı konularda devletler adına, devlet adamlar arasında diyalog olur ama dinler arasında diyalog olmaz. Bizim, bakınız, namaz surelerimizden arkadaşlar, Kafirun suresi değil mi? Evet. Kul ya eyyuhel kafirun, de ki ey kafirler, la a'budu ma ta'budun, sizin kulluk ettiğinize, taptığınıza ben tapmam. Ve la entim abidune ma abidu, siz de benimkine tapmıyorsunuz, tapmazsınız.
ve la ene abidun ma abettum. Vaktiyle taptıklarınıza da ben tapıcılardan değilim. Siz de benimkine tapmazsınız. Lekum dinikum veliye din. Sizin dininiz size, benimki bana. Her din kendi sistemi içerisinde, kendi inanç sistemi içerisinde. Bunun arasında diyalog olur mu? Dinler arası diyalog. Bunun üzerine bizde biraz bu ilahiyat çevrelerinde, efendim diyanet çevrelerinde filan biraz ses yükselince baktılar ki böyle efendim giderlerse bunlar da karşılık verecekler. Millet bu konuda daha uyanacak, bilinçlenecek. O zaman çevirdiler ve medeniyetler arası buluşma dediler. Medeniyetler arası diyalog dediler. Medeniyetler ittifakı, değişik değişik. En son galiba medeniyetler ittifakı konusunda efendim karar kıldılar gibi görünüyor. Dinler arasında diyalog olamaz. İnancın diyaloğu. Evet. Benimkini ise o zaman kabul etmeyen, benim Kur'an'ımı kabul etmiyor. Peygamberimi kabul etmiyor. Allah'ın yegane olduğunu kabul etmiyor. Bu o zaman diyaloğa girip de ben mi onunkini kabul edeceğim? Yani zımnen biraz da o demek oluyor. Şimdi bunun şeyle milli bütünlüğümüzü tehdit eden ortamın oluşmasında hayati derecede, hatta birinci derecede önemli var. Çünkü siz din malum sadece bizim inanç sistemimiz değil, kültürümüzü ve toplumumuzu da şekillendiren bir temel kaynağı. Evet. Şimdi bu temel kaynağı Hristiyanlıkla arasındaki mesafeyi kapatırsanız, mesafeyi kaldırır da iç içe sokarsanız, bizim toplumumuz bugün maalesef her alanda onlarla kıyaslandığı zaman geri kalmış. Bilim hayatında, kültür hayatında, düşünce hayatında, ekonomi hayatında, her alanda. Bunu aradaki mesafeyi kaldırır da senin dinin sana, benim dinim bana olmaktan çıkartır da iç içe sokarsan, o zaman İşte şikayet ettiğimiz milli bütünlüğü tehdit eden ortamı kendimiz bataklığa çeviriyoruz. Kimlik çözülmesi, milletin tehlikeye düşmesi böyle olur. O zaman Türk milletinin çocuğu bu milletten olmakla iftihar edilmez hale geliyor. Bugün bu acıyı yaşıyoruz. Değerlerini bilmezse, kültürünü, terbiyesini bilmezse ve muhteşem tarihini bilmezse, insanlığın görmediği bir büyük medeniyeti bilinen üç kıtada da inşa etmiş ve insanları adalete dayalı bir mutluluğa ulaştırmış olan bir geçmişi bilmezse, o zaman iftihar edeceği bir şey kalmıyor. Evet. O bakımdan çok önemli.